Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün birlikte Coin'in açılımını ve yüzey alanını nasıl hesaplayacağımızı öğreneceğiz. Uzun süredir video atamıyorum arkadaşlar, farkındasınızdır. Sizin en kritik döneminizde, kusura bakmayın, çok kötü bir dönem geçiriyorum. Hatta hayatımın en berbat haftası diyebilirim. Video yollayamamanın tek sebebi bu. Bana dua ederseniz çok sevinirim. Umarım sizin de TEOG sınavınız dilediğiniz gibi geçer. Konumuzla ilgili Word sayfasını açıklama kısmından indirebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bütün 8. sınıf konularını, TEOG'la ilgili konuları da sağ üst köşeden ya da yine açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan tıklayarak listeye bakabilirsiniz. Kalemlerimiz, kağıtlarımız olmadan başlamıyorduk. Herkes hazırsa dersimiz başlıyor. Koni, tabanı daire şeklinde olan ve bir tepe noktası olan piramide benzeyen parti şapkaları falan, bunlar koni şeklindedir. Koninin tabanı bir daire olduğu için arkadaşlar, burada bir yine yarıçap var arkadaşlar. Burası tabanın merkezidir. Buradaki yandan uzanan doğruya ana doğru denir arkadaşlar. Yandan nereden inerseniz inin hepsi ana doğrudur arkadaşlar. Bir de konimizin yüksekliği vardır. Piramidin yüksekliğindeki gibi hatırlarsanız tam tepeden ortaya inene yükseklik denir. 3 tane temel elemanı var arkadaşlar. Geçiyorum. İkinci olarak bilmemiz gereken bu 3 temel elemanı arasında Pisagor olduğu arkadaşlar. Zaten şuradan görürsünüz 90 derece. Ana doğrumuz hipotenüsü temsil ediyor. A kare eşittir H kare artı R kareden. Bunlardan birini vermediğinde bulabiliriz. Önemli konulardan biri bu arkadaşlar. Bunu unutmayacaksınız. 3 arasında Pisagor var. Geçiyorum açılımlarına arkadaşlar. Açılımda önce kapağını aşağı açtığımızı düşünelim. Ne olacak? Aşağıda bir daire. Bunu da yandan açtığınızda böyle bir daire parçası olacak arkadaşlar. Çünkü bunun eski halini düşündüğünüzde bu bir dairedir. Bu da onun bir parçasıdır. Burada bir daire parçası var. Üçgen olmadığı için buna piramit demiyoruz arkadaşlar. Çünkü piramitlerin tamamında ne vardı? Yan yüzeyler üçgendi. Burada ise üçgen değildir. Mesela bu dairenin yeri değişebilir. Bu tarafa alabilirim ya da öbür tarafa da alabilirim. Bunların hepsi yine açılımdır arkadaşlar. Birkaç örnek çözelim. Birinci örneğimiz, isterseniz durdurup çözebilirsiniz. Zaten çok kolay sorular. Hangisi koni modeli değildir? Buradan gördüğünüzde hemen D şıkkı diyebilirsiniz. İkincisi, hangisi koninin açılımı olabilir? Bakın, bu daire var fakat burası üçgen olduğu için yanlış. Tabanı daire olacaktı. Yanlış. Tabanı daire olacaktı. Cevap C. Bu da değil. Neden? Bu elips daire olacaktı. Bu da olmaz. Arkadaşlar sıra sizde. 5 saniye ara vereceğim videoya. Durdurup cevaplarınızı buluyorsunuz. Süreniz doldu arkadaşlar. Çözelim. Yukarıdaki şekilde açının verilen dik koninin ana doğrusunun uzunluğu nedir arkadaşlar? Ana doğru buradaki kenardan uzayan tepeye gelen doğruydu. Cevap 10. Taban yarıçapının uzunluğu 4. Ana doğrusu 5 olan koninin yüksekliği. Koni neredeydi arkadaşlar? Yüksekliği şuradan çiziyorduk. Burada da Pisagor vardı. 3-4-5 kuralından burayı 3 olarak buluyoruz. Şimdi koninin ana doğrusuyla yarıçapı arasındaki bir ilişki var. İkinci önemli kuralımız da bu arkadaşlar. Bunu unutmamamız gerekiyor. Burası yarıçaptı arkadaşlar. Burası merkezimiz, işaretleyelim. Burası ana doğruydu. Burada da bir açı oluyordu arkadaşlar. Ben şunu söylemeyi unuttum. Şuradaki, şu kenardaki uzunluk arkadaşlar, bu dairenin, alttaki dairenin çevresi kadardı. Yani burası 2 pi çarpı r kadardır arkadaşlar, unutmayın. Şimdi gelelim bu ikisi arasındaki ilişkiye. Kuralı verip geçeceğim, fazla uzatmadan arkadaşlar. Diyor ki yarıçapın ana doğruya oranı buradaki açının 360 oranıdır. Bu kuralı kullanacağız. R bölü a açı bölü 360. R bölü a açı bölü 360'tır diyeceğiz. Birkaç kez tekrar ederseniz aklınızda kalacaktır. Hemen bir örnek üzerinde gösterelim. Ana doğruyu vermiş, yarıçapı vermiş, açıyı istiyor. Hemen kuralımı yazıyorum. R bölü a açı bölü 360. R 4'tür. Ana doğru da 16'dır. 4 bölü 16 x bölü 360. 4 bölü 16 sadeleştirirsem burası 1 olur. Aşağısı da 4 olur arkadaşlar. Ne oldu? 1 bölü 4 mü? Şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorum. 4x eşittir 1 kere 360. Yani 360. Buna 4'e bölersem 90 bulabiliriz arkadaşlar. Alfa kaçmış? 90'mış. Bunu şöyle de çözebilirsiniz arkadaşlar. 4 katıymış. O zaman ben 4'e bölersem cevabı 90 bulurum zaten. Aradaki orandan da bulabilirsiniz. Buyurun 5 saniye ara vereceğim yine. Durdurup cevaplarınızı buluyorsunuz. Evet, süreniz doldu. Kuralımız R bölü A eşittir açı bölü 360. R'yi bilmiyoruz. Ana doğrumuz 12. 60 bölü 360. Buradan 60 bölü 360'ı sadeleştirirsem 1 bölü 6 olacak değil mi arkadaşlar? Bunu da içler dışlar çarpımı yapalım. 6R eşittir 12. 6'ya böl. 2 cevabını buluruz. Pratik yöntemle yaparsak 360'ı 60'a böl. 6 katıymış. 12'yi 6'ya böldüm. Yarıçapımız 2. Yarıçap ana doğrudan küçüktür arkadaşlar, unutmayın. İkinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Ana doğrusunu ve yarıçapını vermiş. Açılım hangisidir? Bakın açılımda sadece açılar farklı. Açıyı bulmamı istiyor kısacası. Hemen oranımı yazıyorum. R bölü A açı bölü 360.
R bölü A'ya baktığımda ne olmuş? 2 katını almış değil mi arkadaşlar? O zaman burada da 2 katı olacak. Hangi sayının 2 katı 360'tır? Cevabımız 180. 180 derece olan da D şıkkı arkadaşlar. Alan hesaplamaya geldik arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmadan sadece formül vereceğim. Aklımıza nasıl yerleştireceğimizden bahsedeceğim. Koninimizin açılımı üzerinden yapacağım. Bütün prizmalarda ve piramitlerde ne öğrenmiştik arkadaşlar yüzey alanı bulurken? Taban alanını bir de yan alanını buluyorduk. Tabanımız kolay. Zaten taban bir daire olduğu için dairenin alanını biliyorsunuz. Pi r kare. Pi r kare. Yan alanımızın ise alanını pi r a'dan buluyoruz arkadaşlar. Bunu aklınıza şöyle tutabilirsiniz. Pirana. Sınıfımdaki öğrencilerimden biri böyle aklında tutmuştu. Pirana diye aklımda tutuyorum demişti. Böyle tutabilirsiniz arkadaşlar. Neymiş yüzey alan formülü? Pi r kare artı pi r a. Önce bu formülü iyice öğreniyorsunuz arkadaşlar. Taban alanı pi r kare, yan alan pi r a. Pirana diye aklımda kalabilir. Bir örnek üzerinde çözelim, aklımıza iyice yerleştirelim. Yukarıda açınımı verilen dik koninin yüzey alanını bulmamızı istiyor. Formülümüz neydi? Pi r kare, pi r a. Bütün verileri yerlerine yazalım. Pi sayısı 3, r'miz 1, pi 3, r 1, a da 4. Hepsini yerine yazdık arkadaşlar. Pi r kare artı pi r a formülünden. Hesaplayalım. 1'in karesi 1, 1 kere 3, 3. Taban alanımız 3'müş. Yan alanımız 3 kere 1, 3, 4 ile çarp 12. Bu da 12'ymiş. Yüzey alanı istediği için bunları topluyorum. Cevabı 15 buluyoruz. D şıkkı doğru cevapmış. Buyurun 5 saniye ara veriyorum. Durdurup cevaplarınızı buluyorsunuz. Süreniz doldu arkadaşlar. Birlikte çözelim. Taban yarıçapı 3, ana doğrusu 5 olan dik koninin yüzey alanını istiyor. Formülümüzü kullanacağız. Pi r kare, pi r a. Yerlerine yazıyorum. 3 çarpı 3'ün karesi artı 3 çarpı r de 3 olduğu için tekrar 3. Ana doğrumuz da 5. Yerine yazdık. Hesaplayalım. 3'ün karesi 9. 9 kere 3 27. 3 çarpı 3 9. 9 kere 5 45. Bunları da topladığım cevabı 72. A şıkkı bulduk. İkinci sorumuza geldik arkadaşlar. Bize soruda yüksekliği vermiş. Oysa biz yüzey alanı bulurken yüksekliği değil ana doğruyu kullanıyorduk. 6, 8, 10 üçgeni cevabımız ana doğrumuz 10'muş arkadaşlar. Fark ettiyseniz bakın Pisagor'u öğrendiğimizden beri hem eğimde, trigonometride, prizmalarda, piramitlerde birçok konuda biz Pisagor'u kullandık. Bakın Pisagor en temel konulardan biri. Lütfen bilmiyorsanız Pisagor'a çalışın. Size çok faydası olacak. Şimdi sorumuza geri dönelim. Pi r kare artı pi r a formülünde verilenleri yerine yazıyorum. Pi sayısı 3, r 6, 3 r a. A'mız da 10'du, yerine yazdık. Hesaplayalım. 6'nın karesi 36, 36 ile 3'ü çarptım 108. 3 kere 6 18, 10 ile çarptım 180. Her ikisini toplarsak 288 D şıkkı buluyoruz arkadaşlar. Artık kazanım testlerimizdeki örneklere geldik arkadaşlar. İsterseniz durdurup kendiniz çözebilirsiniz. Ben çözmeye devam ediyorum. Birinci sorumuza bakalım. Önün açılımında yarıçapı 4 vermiş, ana doğruyu 16 olarak vermiş. Bize buradaki açıyı soruyor. Yani koninin açılımındaki açı nedir? Kural neydi? R bölü A, açı bölü 360. Yerlerine yazıyorum. R bölü A, R 4, A 16, açı bölü 360. İsterseniz buradaki orandan bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ne yapmış? 16'yı 4'e bölüp 4'e elde etmiş. Biz de 4'e bölersek 90 buluruz. Bu pratik kuralımız. Ama içler dışlar çarpımıyla da yapalım. Önce sadeleştiriyorum. 1 bölü 4 yapıyor arkadaşlar. 1 bölü 4'ten içler dışlar çarpımı yaparsam 4x eşittir 360. Buradan da 90 çıkar. İkinci sorumuza geldik arkadaşlar. Bize açıyı ve ana doğruyu vermiş. Bu sefer yarı çapı soruyor bize arkadaşlar. Kuralımız değişmiyor. R bölü A açı bölü 360. R'yi vermemiş. A 18, 60 bölü 360. 60 ile 360'ı sadeleştirebiliriz. Ne olur? 1 bölü 6. 18'i 6'ya böldüğümde cevabı 3 bulabiliyoruz. Kazanım testlerimizdeki diğer örneklerle devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki açının verilen dik dairesel koninin yanal yüzeyi 72. Açı da 60'tır. Taban alanını soruyor arkadaşlar. Bize hiçbir bilgi vermemiş. Bakın ne ana doğruyu vermiş ne de yarı çapı vermiş. Fakat biz bu açıdan bir şey buluyorduk. Eğer 60 derece ise ana doğru yarı çapın 6 katıdır. O zaman ben şöyle denklem yazabilir miyim? Yarı çap x dersek ana doğrumuz 6x olacak. Yanal alanı bildiğim için ben bu formülü kuruyorum. Pi çarpı r çarpı a kaça eşitmiş? 72'ye. Yanal alan formülüne göre. Verilenleri yerine yazalım. Pi sayısına 3 demiş. R'ye x demiştik. A'ya da 6x değil mi? Bu denklemi çözeceğiz. 3 kere 6 18. 18 çarpı x çarpı x. 18'e böldüm. Kaç çıktı? 4. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsak 4 yapar? Cevabımız 2. Yarı çapımızı yani R'yi R 2'ymiş, A da 12'ymiş. Soru da taban alanını soruyor. Yani pi R kareden sonucu bulacağız. Pi sayımız 3'tü. R sayımız 2'ydi. 2'nin karesi 4. 3 kere 4, 12. Cevap B şık arkadaşlar. İkinci örneğimize geldik arkadaşlar. Taban yarıçapı 9, yüksekliği 12 ise taban alanının yüzey alanına oranı nedir? Bize önce yan ayrıt gerekiyor. Konunun başında öğrettiğim dik üçgeni hatırlıyoruz. Yarıçap 9'muş, yükseklik 12. Bana ana doğru gerekiyor. 9, 12, 15 Pisagor üçgeninden ana doğrumuzu 15 bulduk.
Artık soruya geçebilirim. Taban alanının yan alana oranı, yani pi r karenin pi r a'ya oranı. Yerlerini yazıyorum. Pi sayısı 3, r 9. 3 çarpı 9 çarpı 9. Neden böyle yazdım? 9'un karesi yazmadım. Sadeleştirme yaparak çözmek daha kolay olduğu için. 9 çarpı 9 r kare. Aşağıya da 3 çarpı 9 çarpı 15. Bakın bunlar 3'ler gitti. 9'lar da gitti. Ne kaldı? 9 bölü 15. 9 ile 15'i sadeleştirirsem cevabı 3 bölü 5 buluyoruz. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Bir soru bölümümüze geldik arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı yorum kısmına yazıyorsunuz. Küçük bir ipucu, soruda çapı vermiş. Yarı çapı değil, dikkat edin. Bütün 8. sınıf konuları için sağ üst köşeyi ya da aşağıdaki açıklama kısmını kullanabilirsiniz. Sağda ve solda gördüğünüz 4 ana konu için üzerine tıklayabilirsiniz. Link yoksa aşağıdaki açıklama kısmına onları da ekledim arkadaşlar. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiye devam edin. Herkes bir garip matematikçiyi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.